Bir şey soracağım. Buyurun. Davut Bey geldiniz böyle çok. Çok bir saç modeli sundunuz. Davut Bey şöyle olsa şöyle olur. Davut Bey bu konularda ne dersen? Davut Bey bana karışmıyor da yancıları var. Recep Ali Toprak. İşte Abdurrahman Gülüyor. Davut Bey diyelim. Her şey açıktır. Açıktır. Yani açık yani böyle entel saçı falan. Tabii yapar. Yapar mı? Tabii ki. Ya ne diyorsun? Küpe bile takar be Davut Bey'le. Ne? Küpe bile takar. Onu teklif et. Hadi. 200 bin dolar. 500 bin dolar vereceğim sana taksi. Neyse ben çok fazla detaylı konuşmayayım. Davut Güloğlu diyor küpe bile takar. Şeyin tepesine takar. Estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah. Davut Güloğlu küpe sence takar mı? Makaradayız. Makaradayız. Ama ben bu makara işini nasıl olduğu anlamadım. Ben söylemiştim. Bir daha söylemek istemiyorum makarayı. Ama ya söyle bir kere daha iyi olmasın. Güloğlu sence harbiden o dediğin şeyleri yapar. Hangileri? Küpe müpe böyle. Takar niye takmasın ki? Yok yani o kendisinden. Takabilir normaldir yani. Bugün bir konsept gelsin küpe takacaksın deseler takmayacak. Kim diyecek? Ya X bir bilmem yönetmen ya da bilmem nereden bir teklif geldi. Mecbur takmayacak. Mecbur musun takmaya? Mecbur değilsin de yani ya sanat için takacak. Mesela o konseptin için gerçekten o çok güzel görünecektir. Taşımak zorunda yani. Mesela. İlla kulağını deldirmek zorunda değil ama küpe takabilir yani bu sanatçı. Yani sonuçta halka mal olmuş bir star. Ya fark eden bir şey değil. Yani Osmanlı ile alakalı değil benim demek istediğim. Sonuçta bu arkadaş bir star değil mi kardeşim? Evet. Starsa o zaman buna bir konsept ben bu adamı böyle istiyorum. Konsept bu. Sen şeyle beraber geziyorsun. Tarak'la beraber geziyorsun. Tarak'la beraber mi gez diyor Davut Bey? Yok o benim kendi alışkanlığım. Şey soracağım Tarak. Tarak. Aynen. Nerede Tarak? Orada bırak. Dizide oynuyordu. Buyurun oynuyordu. 1,5 sene dizi çekildi. Evet. Davut Bey'e öpüşme sahnesi dedilerini neden kabul etmedi? Öpüşme sahnesini yapmadım. Olabilir. Yani bunlar şimdi şey kamera karşısında tartışacak konular değil. Ben sana binlerce şey anlatayım. Şey soracağım. Record off mu olsun? Record off please. Tabii olsun. Yabancı yok aramızda ya. Ne anlatın. Yok. Öpüşme sahnesini kabul etmeyelim. Onu nasıl? Onu kabul etmeyelim. Şeyin Davut Güloğlu şok. Davut Güloğlu'nun hair styling'i gizli sırları birazdan açıklayacak. Evet. Evet. Ne gizli sır bir şey yok. Her şeyi bildiğin şeyler. Şok. Birazdan. Ne? Kim çıkıyor? Biton'un yanına bir desene. Ben ona da derim. Sen merak etme. Öpüşme sahnelerini kabul etmedi mi Davut Bey? Etmedim. Ya şimdi öpüşme sahnelerini niye kabul etsin öyle her dakika öpüşme güzel bir şey değil zaten. Niye? Yani öpüşmenin de şeyleri vardır. Her yerde öpüşülmez ki yani. Ama olsun. Sanat için her şey mübah değil mi? Demin küpe takılıyordu tamam, niye öpüşülmüyor? Sanat için eğer senaryo gereği öpüşülecekse evet, bunu kabul etme. Demek ki bazı kurallar var. Ya, yani ya olmuyor. Türk haşarayı mı soyunmam diyordun sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Biz şimdi Türk haşaraya geçmeyelim ya. Ben dediğimi diyorum sana. Ben Davut Güloğlu'na sen küpe taktır, ben sana 500 bin dolar versin. Evet, Davut Güloğlu'nun bir alırım duruşu para vardır. Alırım ünlü para sanatçı Davut Güloğlu'nun gerçekten bir kişiliği, gerçekten bir duruşu. Sanatı için yapacağı şeyler vardır, yapmayacağı şeyler vardır. Oldu Ricky Martin. Evet. Olmaz. Davut Güloğlu'na bunu yakıştıramayız. Anadolu'nun bağrından kopmuş. Anadolu'nun bağrından... Karadeniz'in neyse abi başka neyse tamam bu şey bitti. Öyledi. 500 bin dolar veriyorum. İddiaya girdiler. 500 bin dolar iddiaya girdiler. Ben dedim 500 bin dolar veriyorum kabul ettirdi. Davut Bey. Konsept getirirse takar mı? Bir yerine takar. Şöyle bir şey. Kulağını deldirmek zorunda değil dedim. Küpe takar sonuçta dedim yani. Yani klip için mi diyor? Ya klip ya da bir film bilmem ne için. Birileri dedi ona takman gerekiyor yönetmen bunu. Bir yerine takar dedik. O anda yönetmene takarım yani. Evet sayın seyirciler Davut Güloğlu kardeşini kıramadı. Konuyu başka bir boyuta taşıdı. Doğrusunu ben de dedim. Başka bir yere takamam. Küpeyi yönetmene takacak. Yani ben küpeyi dedim yönetmene takarım. Estağfurullah yani tabii başka ki. Başka kulak kullanırım yani. Muzo'nunkini benimki diye gösterebilirim. Bir de Muza kardeşim biraz önce şöyle dedi. Davut Bey'e dedi teklif geldi. Dizilerde öpüşme sahneleri vardı. Davut Bey o sahneleri kabul etmedi. Doğru kabul etmedim. Yani Davut şimdiki Bey... Şimdiki aklım olsa kabul ederdim.
Burada da bir niçin, bize... Niçin diye soruyorum. Niçin? Niçin? Çünkü orada da yani dubler kullanabiliyorsun. Başkasını koyabilirdim yani. Onu düşünemedim. O zeka arkadan nasıl olsa böyle arkadan yanaşırken gösterirlerdi. Ondan sonra tekrar çekip başkasını. Onu Muzaffer Bey yapar mıydı? Hayır. Muzaffer Bey, Davut Bey'in dublör olmak ister misiniz? Hayır olmaz. Hoper müsün? Yani ben zaten bir starım. Ben niye dublör olurum? Çünkü o dublör olmaz. Yani o performansı olmaz. Veremez. Hoper ondan korkuyor. Evet, evet sayın seyirciler, birazdan şok şok.